Genel seçim sonrası kurultay kararı alan İYİ Parti'nin yeni genel başkanı kim olacak? Siyaset gündemindeki bu sorunun artık yarın yanıt bulması bekleniyor. Bu arada Kurultay Organizasyon Komitesi salona seyirci alınmamasına karar verdi. Sahte delege iddialarına da açıklama geldi. Salon kapasitesi gerekçe gösterildi. Seyirci alınmayacağına karar verildi. İYİ Parti kongresi öncesi bu kez de davetli krizi patlak verdi. Sandıklardan çıkan mesajı duymak hepimizin görevidir. İYİ Parti'nin 5. olağanüstü kurultayı ATO Kongre Merkezi'nde yapılacak. Kurultay Organizasyon Komitesi yaptığı açıklamayla salona seyirci alınmayacağını duyurdu. O karar adaylar tarafından tepkiyle karşılandı. Tolga Akal'ın 15 Mayıs 2016 günü karşımıza polis barikatları ve tomaları çıkaranlar bugün de seyircisiz kongre teşebbüsünde bulunuyorlar dedi. Akal'ın sahte delege iddiasına da genel merkezden yanıt geldi. Bundan sonra size hayatta başarılar diliyorum. Delege listelerinin Çankaya 4. ilçe seçim kurulunda askıya çıkarıldığını, adaylarla paylaşıldığını ve yapılan itirazlar sonucu organize usulsüzlük yapıldığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığının ortaya çıktığı vurgulandı. Şimdi merak edilen yarın yapılacak kongrede İYİ Parti'nin Kaptan Köşkü'ne kimin geçeceği.